Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay katıldığı AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Karabağ ve Libya'ya müdahalesinden bahsetmişti ve İsrail'e de benzerini yapabileceklerini öne sürmüştü, biliyorsunuz o tartışma yaratan sözler. İşte bu açıklamaya İsrail'den sonra aslında Azerbaycan'dan da tepki geldi. Nasıl bir tepki geldi Azerbaycan'dan? Resmi gazetesi Azerbaycan'ın yayınlanan bir başyazıda bahsedildi. Türkiye'nin Karabağ'daki desteğinin siyasi ve manevi boyutla sınırlı olduğu vurgulandı. Türkiye'den alınan Bayraktar SİHA'larının etkisinin abartıldığı ima edildi. Alınan tüm mühimmatın bedelinin ödendiği de vurgulandı. Bu sert üslupla kaleme alınmış bir yazıydı. Azerbaycan'daki bir başyazıydı. Şimdi bir bölümünü ekranlarınıza getiriyoruz. Çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay katıldığı AKP Rize İl Teşkilatı toplantısında sarf ettiği bu sözlere Azerbaycan'dan tepki geldi. Azerbaycan'ın resmi gazetesinde Karabağ Zaferi'nin yazarı başkomutan ve Azerbaycan ordusudur başlığıyla yayınlanan yazıda Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin siyasi ve manevi boyutla sınırlı olduğu vurgulandı. Zaferin sahibi şanlı ordumuz, yiğit askerlerimiz, kahraman halkımızdır denildi. Azerbaycan'ın zaferinin sonuçları tüm Türk dünyasınındır ama yazarı Türkiye değildir. Kardeş Türkiye'de yapılan malum açıklamalar 44 gün süren savaşın gerçeklerini açıkça çarpıtıyor. En önemlisi Ermeni değirmenine su döküyor. Türkiye'den gelen açıklamalarda Azerbaycan'a karşılıksız askeri mühimmat yardımından bahsedildiği anımsatılan yazıda şu ifadeler de yer aldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeyle askeri teknik işbirliği yapıldı. Savaş sırasında bu işbirliğinin çeşitli örnekleri kullanıldı. Güçlü havacılık, taarruz ve savunma sistemimize Türkiye'nin Bayraktarı da dahil oldu. Ancak bu sistem sadece Bayraktarlardan ibaret değildi. Türkiye'nin aktardığı askeri cephaneli yardım gibi bilgilerin yanlış olduğu, bunların hepsinin askeri işbirliğin ticari kısmı ile ilgili konular olduğu vurgulanan yazıda, yani aldığımız her merminin, mühimmatın, teçhizatın bedelini ödedik beyler ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Birliği kurarak Türkiye'yi Orta Asya'daki Türk ülkelerine yakınlaştıran ve onların eylem birliğini sağlayan lider olduğu ve Türk şirketler için ülkede verimli koşullar yarattığı savunulan yazıda, ancak kardeşlik tek amaç üzerinde oynanan bir futbol müsabakasına dönüştürülmemeli, karşılıklı yükümlülükler ve ahlaki görevler de unutulmamalıdır diye vurgu yapıldı.